değerli ilçe başkanım, çok değerli belediye başkanım, Allah'ın belediye başkanım, çok değerli kadın kolları başkanım, çok değerli gençlik kollarının başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, çok değerli Somalılar, hepinizi hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bu ilçe danışma toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Değerli arkadaşlar, Türkiye çok önemli bir yer. Churchill'in bir sözü var. Der ki, Türkiye 85 kilo, 90 kiloya çıkarsa onu 85 kiloya indirmek bizim görevimiz. İşte bu şu anda kaydediyordum. 80'e düşerse de 85'e tekrar çıkartmak bizim görevimiz. Biz Türklerin ve Türkiye'nin ne olmasını isteriz, ne de ölmesini isteriz der. Her zaman söylüyorum, bu topraklar çok önemli topraklar. Bu topraklardan büyük imparatorluklar geçti. Bizans, Roma, Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, ondan önce Araplar, İlhanlılar, Artukoğulları, büyük imparatorluklar gelip geçtiler. Bu topraklarda iki tane şeye ihtiyaçları vardı. Bir, orduları büyük olacaktı. İki, ekonomileri büyük olacaktı. Ne zaman ki orduları ve ekonomileri zayıflayanlar yıkıldılar, buna Osmanlı da dahil. İbni Haldun'un çok güzel bir sözü var, sosyolojinin babası. Der ki, her zevalin bir kemali, her kemalinde bir zevali vardır der. Yani her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi vardır der. Milletleri biraz insanların hayatına benzetir. Der ki, milletler insanların hayatına benzer. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Dünyanın en büyük, beş büyük imparatorluğu var arkadaşlar. Bir tanesi büyük Rus İmparatorluğu, Slav İmparatorluğu. Bir tanesi büyük Roma İmparatorluğu. Bir tanesi büyük Hun İmparatorluğu. Bir tanesi büyük Selçuklu. Ve büyük 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 olan Osmanlı İmparatorluğu. İmparatorlukların ömrü en fazla 300 yıl dünyada. Osmanlı istisna 600 yıl yaşadı. Sonra yıkıldı. Bu topraklarda küllerimizden yeni bir cumhuriyet kurduk. 89 yıldır ayakta tutuyoruz. Küllerimizden bir devlet kurduk yıkılırken. Biz 7 cephede dövüştük. Yenildik ve mağlup olduk. Sonra Dağıstan'dan, Çeçenistan'dan, Allahu Ekber dağlarından, Balkanlardan, Cezayir'den, Filistin'den yüz binlerce, milyonlarca insan son kaleye, son sığınağa, son limana geldi. Türkiye'ye geldi. Bu topraklarda yeniden bir kurtuluş savaşı verdi. Sonra devletimizi kurduk. Kadınıyla, erkeğiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'üyle, Maraşal Ferit Çatma'yla, Bediüzzaman Said Nursi'siyle, İskilipli Atık Efendisi'yle, Denizli Hulusi Efendisi'yle hep beraber birlikte kadın kız kızan demeden birlikte bir devlet kurduk. 89 yıllık cumhuriyet. Çok partili hayata geçtikten sonra. Önce Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Sonra Serbest Fırka kuruldu. Serbest Fırka'yı yapamadık, kapatıldı. 1946 yılında yeniden çok partili hayata geçtik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında Demokrat Parti kuruldu. Demokrat Parti ilk defa olarak seçime giriyordu. Fakat bu muazzalı seçimde ancak 16 ilde seçime girebildi. Anlaşma yaptılar CHP ile. 16 il, 12'sinde birinci oldu ve CHP tekrar birinci oldu. Ama seçim şöyleydi. Açık oy, gizli tasdik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir demokrasi yok. 1950 yılında ilk defa kapalı oy, açık tasdik yapıldı. Demokrat Parti tek başına iktidar oldu. 10 yıl iktidar Türkiye'ye hizmet etti Menderes ve arkadaşları. Her iktidarın yanlışı vardır arkadaşlar. Her iktidarın hatası vardır, sevabı vardır. Ama iktidarın sevapları da, hataları da sandıkta boyunda ölçüsünü alır. Başka bir yerde boyunda ölçüsünü almaz. Menderes ve arkadaşlar 10 yıl sonra Türkiye'de darbeciler tarafından dar ağacına gönderildiler. Başbakanlar asıldı. Bakanlar asıldı, milletvekilleri cezaevlerine gönderildiler. Sonra darbe geleneği başladı Türkiye'de. Bütün dünyada demokrasiyle tanışanlar Türkiye darbeyle tanıştı. Demokrasi kültürü yerine darbe kültürü. Cumhuriyet Halk Partililerle Demokrat Partililer particiliği, partileri veya partiyi araç haline getirmediler, amaç haline getirdiler. Birbirlerinden kız alıp kız vermediler. Dini kültürleri, tarih şuurları ve dil şuurları olmayanlar partiyi gaye haline getirirler. Parti her şeydir, lider her şeydir. Orada naifsellik Allah'a ait olması gerekirken liderlere ait hale gelir. Birbirlerinden kız alıp kız vermediler. Aynı camilere gitmediler. Aynı mahallede oturdular. Aynı kıbleye yönelmediler.
ve aynı mezarlıklara gömülmediler. Türkiye kamplaştı ve Türkiye kutuplaştı. Siyasetçinin bir tane görevi vardır değerli arkadaşlarım. Hizmet ederken kamplaşmaları ve kutuplaşmaları derinleştirmemek ve azaltmaktır. Ama maalesef Türkiye'de bu yapılamadı. Sonra particilik hizmet aracı olması gerekirken Türkiye'de particilik sadece ve sadece taraf tutma haline getirildi. 1960 darbesi. Ardından 1971, sonra 1980. Her darbe bir sosyal problemi halletmek adına çıktı. Fakat daha büyük bir sosyal problemi kucağımıza bıraktı. Nedir o? 1960 darbesi Demokrat Parti ile CHP'nin kavgasını önleyecek, Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getirecekti. Getirebildi mi? Hayır, getiremedi. 1971, Türkiye'deki komünist faaliyetleri durduracaktı. Gençlerin 1968 Fransa etkisinden kurtulmasını sağlayacaktı. Yapamadılar. Bu sefer sağ sol kavgaları kucağımıza kaldı. 1980 sağ sol kavgalarını önleyecekti. Bu sefer Türkiye'de tırnak içinde söylüyorum, bölücülük faaliyetleri Türkiye'nin gündemine girdi. Çok fazla sözlerimi uzatmayacağım. Çünkü çok sıcak bir ortam. Biz de sabahtan bu yana Sayın Fatma Şahin Hanımefendi ile birlikte Manisa Kazan, bizler Kepçeydik, birlikte hizmet etmenin yollarını araştırdık. Değerli arkadaşlarım, 1980'den sonra yeniden çok partili hayat başladı. Yine siyasi parti liderleri tutuklandı, Zincir Bozan'a gönderildi, Mamak'ta Dil Okulu'na gönderildi. Türkiye'deki her darbenin mutlaka dış boyutu vardır. Ama ne olduysa bu topraklarda oldu. Ne yapıldıysa bu topraklarda bizim içimizdekiler tarafından yapıldı. Sağı şöyle kodladılar, solu böyle kodladılar, şu partiyi böyle kodladılar, bu partiyi böyle kodladılar, sonra darbe yaptılar. Siyasi partilerin Türkiye'de 10 yıldan fazla hizmet edemediği bir ortamda demokrasi kültürü yerine darbe kültürü neşet etti. 1984'lü yıllarda Özal demokratikleşme yolunda çok büyük adımlar attı. Darbecilere rağmen ömrü vefa etmedi. Partisi ancak 1,5 seçim kazanabildi. Bir seçimi kazandı, ikinci seçimi kazandı, oyları çok düşmüştü. Sonra Cumhurbaşkanlığı köşküne çıktı, sonra vefat etti, Allah rahmet eylesin. Ardından Türkiye'de hep kaos dönemi başladı. Yani koalisyonlar dönemi başladı. Türkiye çok büyük imparatorluklar kurmuş olan milletin çocukları hep darbeciler tarafından yönetildi. Darbe kültürü, darbe kültürü, darbe kültürü demokrasi kültürünün önüne geçti. Ve ardından 2001 yılında Türkiye'de kaoslardan sonra bir parti kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından. Dediler ki muhtar bile olamaz. Dediler ki 6 ay sonra yıkılır. Dediler ki yapamaz, yürütemez, asker müdahale eder dediler. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da milletin de bir hesabı vardı. O hesap bizi 3 defa genel seçim, 2 defa genel seçimde zaferle çıkmamızı sağladı. Ardından 1367 garabetini getirdiler. Biz köylülerin, çiftçilerin, işçilerin çocukları, memurların çocukları cumhurbaşkanı olamaz dediler. Başbakan olamaz, bakan olamaz dediler. Hep Türkiye'deki beyaz Türkler olsun dediler. İşte bir çiftçinin çocuğu, bir tane affedersiniz esnafın çocuğu Cumhurbaşkanlığına aday oldu. 367 garabetini getirdiler. Egemen güçler Türkiye'nin büyümesini istemiyorlardı. Biz büyümeyeceğiz. Oysa ki biz büyük imparatorluklar kurmuştuk. Büyük olmamız lazımdı. Almanya olmamız gerekiyordu. Japonya olmamız gerekiyordu. Okumamız, okurlu olmamız gerekiyordu. Yaptırmadılar bizlere. Hep parti kavgaları, kardeş kavgaları, Alevi Sünni sağ sol kavgaları, şu partinin bu partinin kavgaları, sonra etnik kavgalar değerli arkadaşlar. Ardından bu Cumhurbaşkanlığı garabetini de atlattık. 367 ile onu açtık. İlk defa halk cumhurbaşkanını seçecek dedik. Abdullah Gül'ü köşke gönderdik. Sonra parti kapatma davasıyla uğraştık. Dediler ki Türkiye büyümesin. Gayri safi milli hasılasını kişi başına 10 bin dolara çıkartmasın. 20 bin dolara hiç çıkartmasın. Çünkü 10 bin dolar olanlar bölgesel aktör olurlar. 20 bin dolar yapanlar ise küresel aktör olurlar arkadaşlar. Biz ekonomiyi düzelteceğiz. Özgürlüklerin alanını genişleteceğiz. Ve aynı zamanda Türkiye'nin refah seviyesini yükselteceğiz. Avrupa Birliği sürecine çok sıkı sarıldık. Birlikte sarıldık, beraberce sarıldık. Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimini hallettik. Ardından parti kapatma davasını açtık. Bir oyla açtık biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Sizin dualarınızla açtık. Ardından Türkiye'de bir referandum yapıldı. Türkiye'nin kilometre taşları var demokrasi yolunda darbecilere karşı. Menderes'in başbakanlığı,
Ardından Özal'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı, ama en önemlisi 2010 tarihinde yapılan 12 Eylül'de cilve-i Rabbani gereği yapılan 12 Eylül darbesine karşı o 26 maddenin geçirilmesi, sizin oylarınızla, helal oylarınızla %58'le geçirdiğiniz referandum. Milattı arkadaşlar. Türkiye'nin kırılma noktasıydı. Artık yeter söz milletin diyen Menderes'e karşı artık hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen bir meclise doğru yürüdük. Ve inşallah bundan sonra yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlar. Şimdi egemen güçler yine devrede. Biz o referandumu yaptığımız zaman ben devlet kampanyası yürüten bir kardeşinizdir. Evet de hayır vardır diyordum. Hayırlı hayır vardır diyenlere hayır. Hayırlı olana evet denir diyordum. Ve biz o referandumu yaparken bana şunu söylüyorlardı. Kim askerlerden hesap sorabilmiş ki? Kim cuntacıları yargılayabilmiş ki siz yargılayabilirsiniz diyorlardı. Ama Allah'a şükürler olsun ki 12 Eylülcüler yargılanıyorlar. Şükürler olsun ki 28 Şubatçıların iddianamesi kabul ediliyor. Şükürler olsun ki darbe girişiminde bulunan millet iradesini içe sayanlar balyoz diyerek, ergenekon diyerek, sarı kız diyerek, ay işini diyerek yargılanıyorlar. Türkiye'de bir tane irade vardır arkadaşlar. Değerli Somalılar, çok değerli dava arkadaşlarım, çok değerli AK Partililer, bir tane bizim demokraside ölçümüz vardır. Demokrasilerde bütün rolleri halk dağıtır. Bütün senaryoları halk yazar. Sandıkta dağıtır. Kimin aktör, kimin fikir olacağına halk karar verir. Kim başbakan olacak, kim ana muhalefet partilileri olacak, cuntacılar karar veremez. Askerler karar veremez, sermaye karar veremez, medya karar veremez, oligarşik bürokrasi karar veremez. Karar veren bir merci vardır. O da aziz milletimizdir. Şimdi bize karşı yeni operasyonlar yapıyorlar. Türkiye'nin 1980'deki dış borcu 20 milyar dolar. 1980 darbesinden sonra 20 milyar dolar borcumuz var. Şimdi bir ay içerisinde 100 milyar dolarlık ihale yapabilen bir Türkiye var. Yollarını yapan, hastane meselesini, sağlık problemini halleden, 180 tane üniversite kuran, binlerce lise kuran, hem liseleri kuran, özel liseler kuran, artık beyin göçünü beyin gücü haline dönüştüren bir Türkiye var Türkiye. Ve bu 100 milyar dolarlık ihale bir yandan İstanbul'da dünyanın en büyük limanlarından bir tanesi yapmıştı devletle beraber 50 milyar dolarlık bir ihale. Bir yandan üçüncü Boğaz Köprüsü, bir diğer yandan dünyanın en önemli ülkeler arasına bizi sokacak nükleer tesislerimiz Sinop'ta ve Mersin'de ve ardından Göktürk'ün uzaya gönderilmesi. Hatırlarsanız geçenlerde Göktürk'ü uzaya gönderdik, Göktürk 2'yi. Ne yapacaktı Göktürk 2? Bizim bütün iklim şartlarımızı bize bildirecekti. Nerede fırtına var, nerede yağmur var bunu bildirecek. Rekortelerimizi bildirecek. Bu sene üzüm kaç ton çıkacak? Bu sene tütün ne kadar olacak? Bu sene kiraz ne kadar olacak? Bu sene pamuk ne kadar olacak? Tütün kaç ton olacak? Bunları bize bildirecekti. Aynı zamanda bütün hareketleri ülkemizin sınırlarında bize bildirecekti. Biz bununla gurur duymamız gerekirken yeniden Ali Kurçular, Farabiler, Akşemseddinler Türkiye'de doğuyor. Türkiye yine Osmanlı oluyor. Çağının Osmanlısı oluyor diyerek kendimize özgüven gelecekken 600 veya 1000 tane çocuk ODTÜ'de ayaklandılar, başbakan istifa dediler. Türkiye'de günlerce biz ODTÜ olaylarını konuştuk. Göktürk'ü konuşmadık. Şimdi aynı şekilde hiç kimse dünyada 150 milyon yolcu kapasiteli limanı konuşmadı Türkiye. Türkiye 4500 megawatt gücünde Sinop'ta, yaklaşık 10.000 megawatt gücünde Mersin'deki büyük nükleer tesislerini konuşmadı, konuşamıyor. Veya 3. Boğaz Köprüsü'nü, veya metroyu, veya Eskişehir-İstanbul arasında 29 Ekim'de açacağımız o hızlı treni veya Marmara Rayı konuşmuyor. Veya Edirne'den Kars'a kadar yapacağımız yeni hızlı trenler projesini konuşturmadı bize. Şimdi gezi olayları varsa yoksa Taksim olayları, varsa yoksa Türkiye'deki özgürlük, sözlü özgürlük talepleri diyorlar. Ben mecliste konuştum. Dedim ki özgürlük istiyorsunuz. Hangi özgürlüğü istiyorsunuz? Yakmanın, yıkmanın özgürlüğünü yaptınız zaten. Siyasi parti kuruluyor Türkiye'de. Kapatmayı zorlaştıralım dedim. BDP istemedi.
Kapatmayı kaldıralım dedik. İstemediler. Vakıf mı? İstediğiniz kadar kurabilirsiniz. Dernek mi? Kurabilirsiniz. Gazete mi? Çıkartabilirsiniz.